Allah'ın min şeytanı rejim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Ramazan olduğu için konuları hafif seçiyorum. Öyle fazla dima yorulmaya gelmiyor. Başlık şu: başarılı olmak için, böyle bir başlık. Farklı farklı cümleler. Sonra bağımlılık okuyacağız. Sonra sadakat, sonra uyku. Başarılı olmak istiyorsan, kendini dönüştürmeden değiştirmek. Kendini başka şey yapmadan, yani maksadından ayrılmadan ve sadakatini bozmadan, mesela bir başkası olmak, bir başkası gibi olmak, o yanlış. O yanlış. Niye yanlış? Sen olacaksın. Ama onun kullandığı malzemeyi kullan. Mesela Peygamber aleyhissalatü vesselam benim yaptığımı yapın dedi. Ama benim gibi olun demedi. Olmaz da. Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh onun kullandığı malzemeyi kullandı. Fıtratında o malzemelere sadakat sıfatı ortaya çıktı. Aynı malzemeyi Hazreti Ömer Efendimiz kullandı radıyallahu anh vesaire. O zaman biz de kendimizi inşa edeceğiz. Yani başkası olmak değil, kendimizi inşa etmeyi hedefleyeceğiz. Yani kendimizi geliştireceğiz. Kucaklayıcı olmak, kuşatıcı olmak. Yani başarılı olmak için bir cümle kullanmıyorum. Ne kadar cümleler var belki, 30-40 tane cümle kullanacağız burada. Bir şey izi takip etmiyorum, bir konuyu takip etmiyorum. Onun için oradan oraya atladı değil, farklı farklı cümleler. Mesela ikincisi kuşatıcı olmak, kucaklayıcı olmak. Yani onun anlayışına değer vermek. Bakayım lan ne diyor, ne anlamış. Yeniliğe açık olmak. Yeniliğe açık olmak. Yeniliğe derken asriliği değil. Mesela klişeleşmiş böyle bir anlayış var bir paragrafa. Diyelim ki Bismillah her hayrın başıdır. Böyle bir anladığın bir senin bir şeyin var. Veya bir abiden duydun, abladan duydun. Yeniliğe açık olmayan hep onu öyle kabul eder. O öyledir. Ne öyledir? Başka türlü olamaz ki. Zanneder. İletişim araçlarını aktif kullanmak. İletişim araçlarını, yani bu hayırda kullanmak, şeffaf olmak, yol arkadaşlarına değer ve kıymet vermek, bak, şeffaf olmak, yani ders, şeyi söylüyorum, size hitap ettiğim için herkes kendisi şey yapsın, dershanede böyle şaibeli, kenar köşede, kuytuda, ne ettiğim bilinmez şeylerle meşgul olmamak. Çünkü Müslüman suizan etmez ama suizana da sebebiyet vermez. Böyle zanları üzerine toplayacak değil, gayet net, şeffaf olmak. Yol arkadaşlarına değer ve kıymet vermek. Senden öncekileri aynısı tıpa tıpısı olmamak. Mesela Zübeyir abiyi takip ediyor. Tıpa tıp böyle olacaksın. Hayır. Din değil çünkü. O makinesi öyle çalışıyor. Kimisi mazotla çalışıyor, kimisi benzinle çalışıyor. Örnek kimdir? Resulullah'tır. Aleyhissalatü vesselam. Tabii o uzak olduğu için göremiyoruz ama yakındakilerimize bakıyoruz. Ama ben
İnan size itiraf edeyim. 30 küsür seneden beri, 17 yaşından beri hep abilerin yanında büyüdük. Ama bir tanesi gibi olmayı denemedim. Ya istemedim de zaten. Fıtratımda müsaade etmedi. Hemen hemen kimi hatırınıza geliyorsa onların yanında kaldım hep. Ankara'dan tut, İstanbul'a, Afak'ın her tarafına kadar. Talebeyken sağ olsun bizi yönlendiren abim, o zaman Darüştabi tanımıyorduk. Okul tatillerinde, yaz tatillerinde o abinin yanında bir ay, iki ay, 15 gün böyle kaldık. Yani niye bunu anlatıyorum? Bilerek söylüyorum. Yani eline geçmeyen bir insan değilim. Elime geçti ama eğer hakikaten bir başkası olsaydım ben bugün ben olmayacaktım. Ama onların malzemesini kullandım. Mesela ben Rüştü abi yanında fazla kaldım 16 sene. Hakikaten illa onun gibi olmak isteseydim ben bugün melekütiyet, alemi gayb'le alakalı isem olmayacaktım. Rüştü abiye soru sormuştum. Abi dedim, lef-i mahfuzdaki her şey vücuda geliyor mu? Yoksa gelmeyen de mi var? Sen namazın hakikatine uğraştın. Hiç unutmuyor. Yani bu tür şeylerle meşgul olman için dedi. Çünkü onun meşrebinde gayb alakası pek yok. Laika çok ve ilmi. İlmi ve sosyoloji ve laika galip. Laikayı ona soracaksın. Yani laikayı hakikaten... Soracaksın ama öyle de olduğunu şey yapmayacaksın. Sen de oradan kafanı yoracaksın. İlla abi böyle dedi diye öyle bırakmayacaksın. Bunu buradayken söylüyorum bakın. Beni taklit etmeye çalışanlar var olurken söylüyorum. Karşıda otururken demiyorum. Orada deseydim kuyruğum yanmış diyebilirsiniz. Yani orada otursam dinleme makamında yönlendirilme olsa bu sözüme dersiniz ki temennisidir. Ben şimdi taklit etmek değil, taklit ediliyor. İyi biliyorum. Ama etme. Benim kullandığım malzemeyi kullan, sen ben olma. O ki sen ben olacaktın, seni Allah niye yarattı? Ne yapacaksın? Ama benim kullandığım malzemeyi kullan. Ben Risale-i Nur'u kullanıyorum. Tamamen glikuştan azade yaşamaya çalışıyorum. Beni meşgul edecek yeni siyasi haberleri bana taşıyın. Abi bu neyin nesidir soranları telefonlarını kaydediyorum. Spam denilen bir program şey yaptım. Ona kaydediyorum. Beni aradığı zaman hep meşgul çalar. Almıyorum hattıma. Beni geniş siyasi dairede meşgul edenleri devre dışı kalıyor. Böylelikle de onlarla da şu anda da bildirmiş oluyorum. Niye çalmıyor? Abi yurt dışında mısın? Dışarıdayım. Senin dışındayım. Çünkü niye? Benim zihnimi elimden geldiği kadar korumaya çalışıyorum. Hiç kusura bakma. Pozitif kuyusunu açacaksın. Haberleri dinleyeceksin. Üzerine yüklenen pislikleri, enkazları kurtulmak için bana nakledeceksin. Teselli vermemi istiyorsun. Hiç kusura bakma. Tak o kadar spamla var ki. Spam şu. Numarasına böyle basıyorsun. Diyor ki spam alıyor. Sen o beni aradığı zaman, mesaj gönderdiği zaman mesajda da öyle. Bana ulaşmıyor. Benim telefonum da çalmıyor. Ona meşgul gözüküyor. Aradığınız kişi batında. Aradığınız kişi batında. Doğru. Yani ne anlatmaya çalışıyorum? Kendinizi kendinizle koruyunuz. Bir başkasının koruma ellerini bırakmayın. Kendini kim gücenecek? Kim gücenirse gücensin. En yakın dostlarım da var. Ama bağırıp çağırıyorum. Sitenin başında da var. Girmeyin siyasetlere. Abi bilmeyeceğiz. O kadar şefkatliysen git Suriyelilere yardım et. Öyle mail atarak, mesaj atarak, WhatsApp'larda yazı yazarak vicdanınızı tatmin edemezsiniz. Yalancılık yapma. Git yardım et, fiilen adım at. Allah'ın işini Allah yapsın. Ve senin işini sen yap. Mehmet işini de Mehmet yapsın. Benim işim bu kardeşim. İnanın elimden geldiği kadar
Tamamen tecrit ediyor. Aç bir şey, mesela dün iftardaydım kalabalık. Abi ya bu geniş... Şşş. Benim şimdi kardeş. Gönül siyasetçiler söylüyor. Çok rastlamışsınız. Niye anlatıyorum? Bir daha tekrar edeyim. Ne olur kendinizi kendinizle koruyunuz. Başkasının ellerine teslim etmeyiniz. Bunları hep böyle yardım etmek için size söylüyorum. Ben kısmen çektim veya dirayetliydim. Çekmedim. Kuyulara düşmedim. Ama yardım ediyorum size. Bu budur. Ben kalmadım abi, kalmadım. Tam karadan beri. Kim hatırınıza geliyorsa. 15 gün bir rahat. Talep ediyse talep edildi, kaldım. Ama bir abi olmak istemedim. Ama bunun gibi ilim sahibi olmak istedim. Ama onun gibi olacağım demedim. Onun ilmi bende olacak. Ama onu da kullanacağım. Siz de benimkilerim ne anlatıyorsam, işinize geliyorsa kullanın. Ama bundan ayrılmayın, şöyle ayrılmayın. Ne diyorsa yapın. Siyasetle meşgul olmayın diyorsa olmayın. Olma arkadaş, sadakat göster. Şeffaf olmak, başarının bir sebebi, güven sağlıyorsun. Evde de, karı koca da öyle. Böyle şüphelendirici, ne diyor falan, yok bir şey yok, yok, bir şey yok. Şüphelendirme arkadaş. Dershanede bunu herkes bir şekilde anlayacak. Onun için herkes farklı anlasın diye izah etmiyorum. Şeffaf olmak. Hele karı koca münasebetlerinde sakın şüpheyi uyandıracak davranışlarda bulunma. O davranışları bulunmayacaksın. Şüpheyi çekmeyeceksin. Yol arkadaşlarına değer vereceksin. Ne demek? Elindekileri paylaşacaksın. Odana çekilip hususi mahfelinde özel muamele istemeyeceksin. Sofraya oturduğun zaman sofradaki tabak dizilmesinden yemeklerin servisine kadar dikkat edeceksin. Bunu beni yakından bilenlersiniz. Öyle mi? İmtiyaz yok. Bunu nasıl kaldırmaya muvaffak olabilirsin? Evde tek tabak kullanarak. Herkesin önüne bir tabak koymayın. Abi şey, eski köy yeni adet. Hayır. Siz eski köy yeni adet değil, yeni köy eski adet getirdiniz. Nasıl getirdiniz? Evde uhuvvet en büyük darbeyi vurarak tabaklara ayırdınız. Eve televizyonlar, odalara televizyon koyarak bir bölü parçık oldunuz. Ortaya sofra sermeyerek, herkesin eline tabak vererek, herkesi köşelere, bucaklara attınız. Anne, babası yokken çocuğuna, babasının aleyhinde bulunarak particilik yaptınız. Anne partisi, baba partisi. Anne çocuğuna, babasını eleştirirse, çocuk annesini eleştirirse, çocuk güvensiz bir ortamda hisseder kendisini. Sorunlarınızı beraber oturup iletişim yaparak çözün. Beraber konuşun. Aleyhinde bulunmayın. Doğru söylediğin için gıybettir. Yalan söylediğin için hem iftiradır hem gıybettir. Benim aklımda neler duyuyor? Adam tavır takılmış, anladım. Tahmin ediyorum ben. Mutlaka bu başka kıza bindirilmiş. Abi, yapmayın. Mesela tabağı ortaya koyun. Ya abi hastalık olur. Lan Allah Resulü diyor ki Müslümanın artı Müslümana şifadır. Olur mu? Olmazsa sen ne yaparsan yap canım. Bizim dinleyenlere söylüyoruz zaten. Ortaya bir tabak koyun. Beraber yiyin. Herkesin önüne ayrı bir pilav, ayrı bir çorba koyma. Koy oraya. Aynı yere kaşımız gitsin. Aynı yere gözümüz gitsin. Aynı yeri düşünelim. Aynı yer. O da böyle. Bu da böyle. Sofrada bile birbirimizi görmüyoruz. Sünnet.
Hani diyet yapacaktın? Kimin eli kimin cebinde olan, kimin ne yazdığı belli değil, adamın veya kadının diyetini yapıyorsun. Resulullah'ın diyetini yap kardeşim. Ruhen sıhhatli olacaksınız. Ruhen sıhhatli olacaksınız, ruhen. Bedeninizi, aklınızı, kalbinizi, ruhunuzu gömmeyin. Bedensel bir hayatı, hep gece gündüz onu düşünmek, aklı, kalbi, ruhu, bedeni hapsetmektir. Ustad onu şöyle diyor. Hissi, nefsi, cismaniyet galebe eder. Hissi, nefsi, cismaniyet galebe eder ve ruha hakim kılar. Bedeni esas alır. Ne ettiği belli olmayan insanın diyeti değil, Allah örnek gösterdiği peygamberin hayatı diyettir. Sünnet-i seniye uyunuz. Yol arkadaşlarına değer ver ve kıymet ver. Senden öncekilerin aynısı tıpatipisi olmamak, yani sen olman, sen olman, değişimi takip etmek için nereye bakıyorsun? Değişime açık olmak, dönüşüm, ama dönüşüm değil, değişim. Mesela şöyle, huy değişmez. Huy değişmez. Huy hulukların cemidir. Huy. Yani fıtratı aslen değişmez. Ama mecrası değişir. Barajı değiştiremezsiniz ama barajı ya önünü siler süpürürsünüz, önünü bir anda açarsınız veya kanal yapıp istifade edersiniz. Yani fıtratınız karakteriniz, yani kaderinizdir. Kaderinizi yönlendiren tercihlerinizdir. Fıtrat kaderdir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam hem ciddi bir ilmi keşife ön ayak oluyor. Dağların yürüdüğünü, hareket ettiğini görüp duyarsanız inanınız. Hakikaten dağlar hareket ediyor değil mi, kıtalar? Fakat bir insanın huyunun değişeceğini duyarsanız inanmayınız. Huy, huluk, huy, yani ruhtaki çekirdeklerin cemidir, bütünüdür. Ama yön, onu istediğin gibi döndürebilirsin, direksiyon gibi. Direksiyonu dikdörtgen yapamazsınız, kare yapamazsınız. Ama onu istediğiniz gibi çevirirsiniz. Bayrampaşa'ya da gidersin, Zeytinburnu'na da gidersin. Tamam. Yani sen olman, değişimi takip etmek için nereye bakıyorsun? Dönüşmeden değişmek. Yani hep böyle boğazın bir belasıdır, hep böyle parmak basıyorum. O gibi olmak, onun gibi olmak. Kendi olmaktan utanıyoruz. Kendin olmaktan çekiniyoruz. Kendin olmaktan korkuyorsun. Sen olmaktan, piyasaya çıkmaktan utanıyorsun ya. Başkası gibi olmak istiyoruz. Onun gibi olayım. Hayır, onun kullandığı malzemeyi sen de kullan. Kiminle hangi konuları konuşuyorsun? Başarılığın bir sebeplerini bir. Kiminle ne konuşuyorsun yani? Mesela, kesin bildiğin doğruyu, olan bir hayırlı şeyi, ya sen ne diyorsun falan diye onunla, bir insanla meşveret etme. Olumsuz, karamsar, geçimsiz, doyumsuz, kanaatsız ve seçiyerek söylüyorum. Ve tatminsiz bir insana en güzel bir hizmeti anlatsan bile senin moralini bozar, doğru bildiğin şeylerden de şüphe ettirir sana. Asıl çocukları böyledir. Saydıklarım sıfatıdır. Peygamberin sözlerinden seçtim. Geçimsiz, haylaz, hırçın, hayasız, doyumsuz. Topladım hadislerden. Doyumsuz. Ne verirsen ver yani. Bunu ver, kırar. Onu ver, kırar. Doyumsuz, doyum yok. Verin İstanbul'u, İzmir ister. Dünya ister. Yok. İnsanlar böyle. Asıl insanı mevcudu fark etmemiş,
Hep yoka odaklanmış. O yok. Yok. Varı saymaya kalkarsanız sayamazsınız diyor. Ve emma bi nimeti rabbike fehaddis. Kalkmaya kalkın, saymaya kalkın. Sayamazsınız. Onları hiç görüyoruz. Olmayanlara odaklanmışız. Mevcuda, mevcutta mutlu olmayı denememişiz. Çünkü niye? Biz değiliz ki. Hep başka olmayı. Kendimiz olmaktan korkuyoruz adeta. Utanıyoruz. Çekiniyoruz. Aslımızı göstermekten çekingenlik duyuyoruz. Ben buyum arkadaş. Tesettüründen utanıyorsun. İmanından utanıyorsun bir de ha. Orucundan utanıyorsun. Namazından utanıyorsun. Çıkıyorsun. Ben namaz kılamıyorum. Niye utanıyorsun? Bu nedir? Hep başkası olmaktan kaynaklanmış. Hep başkası olmak, onlar gibi olmak. Sürü psikolojisinin özelliği bu. Herkesin içinde aynı olmak. Koyun psikolojisi nedir biliyor musun? Kafalar aşağıdadır. Hiçbir zaman ileriye bakan koyunu gördünüz mü? Koyunun başına, videosu da var. Koyunun başına keçi koymuşlar. Veya ötekisi de var. Bir tanesi kuyudan düşmüş. Uçurumdan. Keçi atlamış oradan oraya. O atladığını görmedi ya, önünden gitti ya. Yüzlerce koyun hendekten helak oldu. Adana Toros'tardı. 300-500 taneydi de 150 tane, 170 tane telef olana kadar çoban gitmiş, fark etmiş, çevirmiş. O gitti, hiç sorgulamıyor. O da gidiyor, o da gidiyor. Koyun psikolojisi bu. Namazından utanıyor. Tesettüründen utanıyor. Müslümanım demeye, Müslüman imanı taşıdığından da utanacak ha. Bu neyin alametidir? Hep başkası olmaktan, hep ne derler diye yaşamaktan, hep birilerini memnun etmek adına yaşamaktan kaynaklanıyor. Kiminle hangi konuları konuşuyorsun? Konuşma arkadaşım. Doğruluğuna bile şüpheleneceksin. Kardeşim konuşma herkeste. Herkeste her konuyu mevzu etme. Çünkü niye? Ehli değil. Bu akşam ne yemeği yapacağız? Bana ne soruyorsun? Ehli değil. Tamam. Ehli değilim. Her kişi, herkesi ehline sor. Kimlere seyahat ediyorsun? Kimlere seyahat ediyorsun? Yol arkadaşında iyi belli et. Yolda kavga edeceğini veya seyahat bittikten sonra lanet olasın. Nereden bindin buna demektense önceden sorgula. Bak ben bir tane şey yapayım. Yakından tanıyorsun. Gidecektik. Ankara'ya mı gidecektik? Makedonya'ya mı gidecektik? Yani çok gittiğimiz için bir yere gideceğiz beraber. Bana sormadan arabaya bir kişi mi iki kişi mi ne almış? Tanıdığım da insan bir tanesi. Hiç de hoşlanmam. Doğru veya yanlış bana ait. Yanlış adamdır demiyorum. Ben onunla seyahat etmek istemem. Çantamı aldım, indim kapıya. Baktım ki arabada şey var. Niçin dedim sana indim biliyor musun? Ya gelemeyeceğimi söylemek için. Ya abi olur mu dedi ya planladık. Hiç kusura bakma kardeş ben gelemeyeceğim. Çünkü aniden bir işim çıktı, işim. Anladım abi dedi. İster anla ister anlama. Ben tabii demedim mi? Geri dön. Şimdi gideceğiz bir yere, söylüyor, abi falanca alayım. Ha, yol arkadaşın nasıl güvenilir? Yanına arkadaş alıyor sana sormadan. Bununla yol arkadaşlığı olmaz. Mesela rastladığım şey, seni iftara çağırıyorlar, Ramazan olduğu için söyle. Ben seni davet ettim. Sen benden izin almadan yanına bir adam alamazsın. Şeran değil böyle. Yanlış bu. Çünkü ben sana göre yemek ayarladım, seni ayarladım. Seni davet etmiyorum iftara, 10 kişi.
10 kişinin 5 kişi yanına da birkaç kişi alsa 20-25 kişi. Lan ben 10 kişilik yaptım. Yani İslam'da adabı bilmiyoruz. Bir bakıyorsun, iftar veriyorsun, tamam mı? Kişileri belirli davet ediyorsun, hepsi takmış arkasına 3 kişi. 200 kişilik planlıyorsun iftara, oluyor 500 kişi. E tamam, bunları mağdur ettin, ne olacak şimdi? Sen yanına niye taktın arkadaş bunları? E bu dersleri dinlemiyor musun? Niye takıyorsun? İzin isteyeceksin. Nerede anlatıyor? Bu fıkıhta var. Barladı da var. Kaldırıp tasarruf edemezsin. İkram edemezsin. Gözünü çıkartamazsın. Gözü çıkartamazsın. Gözü manen çıkartmak demek olan bunu veren zatın istemediği şeyde kullanamazsın. Hatırladınız mı? Yani bunları da böyle açık söyleyecek adam da pek yok abi. Bak, kimlere, kimlerle seyahat ediyoruz. Sonra da lanet okuma ve azaba çevirme seyahatini. İlk 10 dakika sıkın diyecek, tamam ben gelmiyorum arkadaş. Ben gelmiyorum. O kadar yapmışım ki. Onun için hepsini diyorum. Ata gideceğiz. Harun diyor. Fatih. Furkan. Böyle gidiyoruz. Eğer yeni yapacaksak seninle seyahati, bak arkadaş, değişen herhangi bir hadisede mutlaka yol arkadaştan beni de haberdar edeceksin. Ama etmedin mi koyacaksın kendine. Niye? Sonra kavga etme. Mesela ona ait bir şey söyleyeyim. Mesela kitaplarda yazarlar, saçı kel olan, siyah olan, boy uzun olan, zayıf olan, kilolu olan, rengi böyle olan, burnu böyle olan. Niye yazmış diye merak ettim. Müslüman, Müslümanın kavgasını önlemek için. Ha bakıyorum bu adam bu tipten, bu karakterdedir. Ona göre adım atsın. Başka? O adam, o insan, ben, saçı beyaz olan şudur. Ben bileceğim ki zaaflarım bu. O zaman ben ona göre adım atıyorum. Karşımdaki de bildiği için benim zaaf noktalarıma göre adım atıyor. Bak, kavgaları önlemek için. Yoksa zan ettirmek için değil. Yenilik için ek olarak ne okuyorsun ve dinliyorsun? Ben size dershanede anlatayım. Kendinize yenilik yapmak için dershanedeki yanımda diyor ustad, lisanı başka bırakmadım. Ben ne okuyorum? Fıkıh okuyorum. İslam fıkhını yer yer İslam hukukuna bakıyorum. Yani amel, amenu aminu salihat. Namaz nasıl kılacağım? İlmihal bilgim yani. Fıkıh, hukuk, İslam yani. Teneffüs vaktimde, yani gece gündüz dershanede okuyamazsın yani. Risale okuyamazsın, insan bir kapasitesi var. Zaten dersler mesela, boş zamanın kaldığı zaman, o için ne dinliyorsun, ne okuyorsun, ben, mukadder bana sorulsa cevap verdim. Zaten başka zamanım olmuyor. Yani memleket memleket, devlet devlet dolaşmaktan. Uçaklarda okuyorum bunu da. Onu da söyleyeyim. Uçaklarda, yolda, evradım, eskarımı, Kur'an'ımı çok şahitsiniz, arabada okuyorum. Uçaklarda hadis okuyorum. Ramuzul Ehadis. Ondan sonra adapla alakalı hadisleri. Takva ile alakalı. Yani ahkam çıkartan hadisleri değil. Onu okuyorum. Fıkıh okuyorum. Uçaklar, uçakta. 3 saat almaya. Ne yapacağım ben? Risale okuyamazsın. Kur'an okuyorum uçakta. Hiç şeyim yok. Yanımda Kur'an'ımı açıyorum okuyorum. Fıkıh okuyorum. Tamam. Cep telefonunda bu gavur da benim için yaptı. Kalemini çıkarıyorum, yazı yazıyorum telefona. Benim için büyük nimet oldu. Ne dedim? Yenilik için ek olarak sen ne okuyorsun, ne dinliyorsun? Hem bir şeyler yapmak için hemen nasıl ve kimlerle karar veriyorsun? Bir şeyler yapmak için hemen kimlerle ve nasıl karar veriyorsun? Ne olur bu söylediklerimi yazarsın, kendine göre cevap ararsın. Meşveret ve cemaat ruhunu gösteren kararlara ne kadar uyuyorsun? Ve de bu kararların alınmasında despotluğun oluyor. Meşveret yapılırken herkes vicdanına sorsun.
Ben vicdanıma soruyorum, %20-30 despotluğum var. Düşürüyorum yani, %20'ye düştü. Yani şey olmasın, sizi kötü duruma koymasın diye %30 söyledim ama %10-20 var despotluğum. Yani despotluk şu, cemaatta karar alınırken benim isteğim olsun %20'dir. Hak galip olsun %70'tir. Yani ne kadar böyle despot var, onun miktarını düşür aşağıya. İki, alınan kararlara ne kadar saygılısın? Uyguluyor musun? Başka, hata yapınca ne yapıyorsun ve nasıl düzeltiyorsun? Ha, yanlışını nasıl anlıyorsun ve de kabulleniyor musun? Yani başarılı olmak istiyorsan ben bunları okuyorum. Hata yapınca ne yapıyorsun ve nasıl düzeltiyorsun? Hata yapınca ne yapıyorsun? Nasıl düzeltiyorsun? Ha, yanlışını nasıl anlıyorsun ve kabulleniyor musun? O da var ya. Başarılı olmak için. Başka? Stratejilerin, yani hedeflerine varmak için yöntemlerin belli mi? Ve nasıl belirliyorsun? Hedeflerin ve varmak için yöntemlerin belli mi? Yani kimle yarışıyorsun? Senle kendinle yarışacaksın. Çünkü sen sahanda markasın. Öyle düşüneceksin. Marka olman için yaptığın işi herkes yapıyor. Ama en iyisini sen yapacaksın. O zaman rakip de sensin. En iyi yapacaksın. Çok şey bilmek değil. Bir şeyi en iyi bilmek. Çok şeyi bilmek değil. Bir şeyi en iyi bilmek. Ben külliyatın her yerini bilmem. Ebcedini bilmem mesela. Ebced bilmem. Anlamam yani. Ondan sonra şeyi bilmem. O kişilerin vasıf ve sıfatları. Ben Hulusi'yi okurken, Ahmet Feyzi okurken kendimi koyarım. Hulusi abinin hayatını bilmem. Ya orada ne anlatılmak istediğini kendimi o modele koyarım, öyle şey mi? Mesela bazısı Hulusi abinin şu kadar çocuğu varmış, kızı varmış, orada evlenmiş, o ne şey bu kadarmış. Başka. Ustadın o kahramanlıklarını bilmem fazla. Şöyle diyen, kafaya kalkmayan, Nikola Nikolaevic yapmayan, bu tür yani yoğunlaşmış. Hangi risale nerede, kaç dakikada yazıldı? Adam ömrünü vermiş bir vakıf. Bilmem ben. Kader risalesinin nerede yazıldığını bilmiyorum. Merak da etmiyorum. Edilmesin de demiyorum. Ama saham değil. Ama ben sahamda merak ediyorsam hedefimi değiştirmiyorum. Benim saham bu. Geldiği zaman kağıtlara sorular, vallahi ben bu işi bilmiyorum diyebilmeliyiz. Bilmiyorum. Abi bu risalem önce yazıldı, bu sıra mı? Geçen hanım aramış. Hanımlardan. Bilmiyorum. Aa öyle mi ya? Abi? Niye şaşırdın kardeşim? Aa, durdun değil mi? Size göre ben her şeyi biliyorum. Yok. Ben gayb. Melekut. Enfus benim sağım. Ha diğerlerden tüfeğliyim. Söylerim. Ama enfus. Ondandır ki kader risalesi kendini keşfetme demektir. Ondan çıktı zaten. Hiçbir yerde duymazsınız bunu. Kusura bakmayın yani bir şey anlatmak için söyleyeceğim, itiraf edeceğim yani. Kader risalesi enfusidir. İnsanın kendisini keşfetmesidir. İman ederek kendisine yönelmesidir. Kaderde hedef insandır. Ne işi var orada zehirlerin? Orada bir ayet var. Ayetler var ya. Bakın dikkat edin, 4 tane at ve. Bir bak bakalım hedef nedir? Kader Risalesi'ni okuyunca kim anlaşılıyor? İnsan kendisi okuyan anlaşılıyor. Kaderi iman eden keşfediliyor. Sen mi Allah'ı unuttun diyor. Allah da bir ceza veriyor. Seni sana unutturdu. O zehirlerin orada ne işi var? Kader hali ve vicdanidir. İnsan. Men amene bil kader emine minel keder. İnsan kadere iman eden parası artar. Allah'a ilmi artar. Peygamber'e ilmi artar. Demiyor. Kaderi iman eden
İçsel yapısında doyumda kederden emin olur. Kader, nefsi gururdan, cüz-i ihtiyarı, adem-i mesuliyetten kurtarmak için akaide girmiş. Gene insan. Ha, benim sağım bu. Benim sağım bu işte bunlar. Benim sağım miraç. Yani enfusine varsa, batın, ondandır ki şeceri hilkat. Ya niye anlatıyorum? Benim sağım bu olunca benim işim bu. Bu sağında yoldaş iniyor. Rakibin sen ol. İnsan rakipsiz duramaz. Veya şeytan. Benim yer yer o adamdır. Hani adamla aramayı falan diyorum. Latife yapıyorum. Tamam mı size? Adamla hakikaten şey konuşuyoruz ama adam yok bu ay. Çok da rahatım. Gözükmemiş rahatım. Yani Allah'ın zatına yemin ederim bu Ramazan'da oruç tutayım. Allah'a yemin ederim. Şeytanın yokluğunu kemiğime kadar hissediyorum. Kur'an'a yemin olsun. Allah da yemin ettiği için söylüyorum. Bu kadar mı mucize olur? Bu kadar Allah'ın dediğimi doğru yani. Şeytan bağlı ya. Hakikaten yani. Bu kadar mı? Kemiğime kadar hissediyorum. Adam yok ortada. Cüz okuyorum değil mi her gün? Keşfek için söyleyeceğim. Vallahi senelerce her gün bir cüz okuyorum. Sabah gene mi okuyorsun diye ağız burun ekşitiyordu adam. Vallahi hiç kimse yok. Nasıl da bitirdiğimi ben şaşırıyorum. Allah Allah be dördüncü izbe mi geldim diyorum. Vallahi öyle diyorum ya. Billahi öyle diyorum. Ona bu dördüncü hizbe mi geldim ya? Nasıl bitti birinci hizb, ikinci hizb, üçüncü hizb? Ya bu sabah diyorum ki Allah Allah ya. Ben ikinci hizbe geldiğimi zannediyorum. Bir okuyorum. Meğer üçüncü hizbe geldim. Dört sayfa ya hizb, 20 sayfa bir cüz. Ulan ben dörde nasıl geldim? Hiçbir şey anlamadım. Ulan dedim melun. Olmaman ne kadar güzel bir şeymiş dedim ya. O acayip bir şey. Onun yaveri var. Merak etme dedi. Yaveri var. Nefs emmare, cinlerin her insan doğduğu zaman yanıyla yanında bir cin doğar. Yani ve ma halaktu cinne ve insa ila liyabudun. Cinler de aynı insanlar gibi imtihan için yaratılmış. Kafir cinler Allah ustad diyor. İman etmemiş cinler iblis oluyorlarmış. Bir şey anlatacağım size de. Ben şahit olduğum keşiflerime adamla benim için bu kalem gibi yani bu adamlar. Ben size malumat veriyorum. İşim bu benim iç taraf. Bu Müslüman olmayan cinler var ya düşman, kafir. Allah Resulü benim nefsim, benim şeytanım iman etti. Bunu kastediyor. O iblis yani bizimle doğan o cin, Müslüman değil o. İblis, usta diyor ki iman etmeyen cinler diyor iblistirler. İblis. Bakarsınız görürsünüz. Ne yapar o? Dimağda vehmi kurcalıyor. Vehim. Nefisle beraber o. Yani yoku var gösteren, onu göstermeye çalışıyorum. Yoku var gösteren iblistir. Cinli iblis. Ama varı yok gösteren şeytan vesvesesi kalbidir. Şimdi bu adam var. İblis duruyor. Ama şeytan bağlı. Ne yapar? İkiye biriz. O bir, biz, akıl, ruh, iki. İblis bir. İki bir galibiz. Şimdi Ramazan'dan sonra bu da devreye gidecek. İki iki. İşte işimiz biraz zor oluyor o zaman. Müslüman da oluyor değil mi abi bu sefer? Evet. O zaman nefsi emmari mutmain oluyor. Mutmaine geçiyor. O zaman hale mi dönüyor o da? Hale dönüyor. O halle yani biz onları mı kullanmış olduk? Evet. Onu bu sefer at gibi kullanıyorsun. Süleyman var ya. Evet. Peki bunu zorlamak için ne yapmak lazım? Burada bir cümle vardı ama konu değişir, ne yapayım? Yani ben sizle paylaşıyorum halimi. Bak kader-i salisi bir de böyle bak. Ha benim işim bu olduğu için baktım oralarda, okuyorum. Bazılar diyor ki hemen yatmasın, şizofreni misin? Tamam aynen öyleyim. Aynen öyleyim. Ben böyle işim, bunun bendeki karşılığı, Hulusi kimdir benim? İbrahim kimdir? İbrahim'i meşrep. İbrahim'i meşrep sahibi olursam ben İbrahim oluyorum. O anda İbrahim'im. Mesela Ramazan orucu. Benim işim şu. Ustad diyor ki, nefse emmarenin firavunluk cephesine darbe vurur Ramazan. Niye nemrutluk demiyor? Nefse emmarenin firavunluk cephesini. Firavun,
bedende su unsurudur. Firavun boğuldu ya. Ramazan demek yanmak demektir. Açlık değil, susuzluk demektir. Nefs emmarenin bedenin su unsuruna darbe vuruyor. %76 su değil mi vücudun? Ha, benim işim bu simge. Niye tavaf ediyoruz? Niye ihram giyiyoruz? Ötelerde ne demektir? Yani bedenin 4 unsurdur. Toprak, su, hava, ateş. Nemrut, öfke unsurudur. Firavun, vücuttaki bedensel şeydir, unsurdur. Ramazan'da yanmaktır, su unsuruna darbe vurmaktır. Bunu bildiğin zaman keyif alıyorsun ya oruç. Ha, hakikaten öyle olsun da. Sen azap çektiğini zannediyorsun, adam çekiyor. Neyse. Başarılı olmak için, başarılı olmak için, konu bu. Cümleleri. Böyle kendim okuyorum ben bunları. Yer yer, haftada bir, ayda bir. Hazırlıyorum. Kendime koyduğum şeyleri, yöntemleri sizinle paylaşıyorum. Başarılı olduğun yöntemi daha ileriye götürmek için değişime açık ve cesaretin var mı? Yani meşgul olduğun ve başarılı olduğun, hakikaten hayatta muvaffak olduğun mevzu, külliyatta sana seçilmiş enfus mesela, şey, Esma. Mustafa kardeş Esmacı'dır. Yani başarılı olduğun konuda öyle bıraktın mı? Yani şımarıklık tembelliğine düştün mü? Gurur kibir kuyusuna mı düştün? Nasıl anlayacağım ben onu? Yeniliğe, yani daha ileriye götürmediğimse şımarıksın. Kanaat etmişsin, tembellik kuyusuna düştün. Putlaştırdıklarından haberin var mı? Varsa kurtulmayı nasıl ve niçin denedin? Putlaştırdıklarının farkında mısın? Var mı? Kimse var mı put? Putların var mı? Putların. Ve varsa kurtulmayı nasıl, niçin denedin? Oraya geç abi. Nasıl, niçin denedin? Yani denedin mi bunu? Putlardan kurtulmayı. Büyük liderlerin, dikkat edersen, en belirgin vasıfları değişime cesur olmalarıdır. Büyük liderlere bakın. Mesela en büyük lider Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Bak bakalım nasıl cesurca adım atmış her şeye rağmen. Hiç kimseyi taklit etmemiş. Her şeyi hakikaten öyle yani. Bir şey denersin yaparsın, denersin yaparsın. Öyle değil. Öyle bulmamış. Yapa deneyerek. İlk yapmış, en son şeklinde yapmış. En güzelini yapmış. İlk yapmış, en güzelini yapmış. Bir insanın bu tür şeyi yapması ve muvaffak olması imkanı yoktur. Beşer dünyasında bir emsali olamaz. İlk yapacaksın ama hiçbir şeye benzemiyor. Yani şöyle diyebilirim. Yoga İslam'ın namazından alınmış. Yoga olsaydı İslam'dan önce de böyle sistem, namazı getirmiş olsaydı benzetti diyebiliriz. Şayet yogaya benzer Asya'da böyle şey olmuş olduğunu iddia edemek arkadaşlar olabilir. Ama çok hak vereceksiniz ki muhabere, haberleşme, iletişim olmadığı dönemde bir insanın Asya'daki bu hareketi Arabistan'da görmesi, bilmesi mümkün değil. Sibgatullah oluyor. Tabii sibgatullah oluyor. Yani mesela Asya'daki bir hareketi Arap Yarımadası'ndaki o iki vadi arasında bu insanın duyması, görmesi imkanı var mı? YouTube yok ki, Google yok ki bilesin. Yani Şam'da bir peygamber gelmiş, Irak'ta da bir peygamber gelmiş, Kerkük'te de bir peygamber gelmiş. Yani Adapazarı'na gelmiş, İstanbul'a gelmiş, haberleşme olmadığı için. Zaten haberleşme, birbirine görüşme, birbirini taklit etme, birbirine yansımalar olsa zaten Allah bu kadar israf edip peygamber göndermez. Dolayısıyla büyük liderlere baktığın zaman en belirgin vasıfları değişime cesur olmalarıdır. Yani izleri, daha öncekileri abi böyle dedi. Tamam,
Ya cesur ol, külliyat böyle dedi diye kanaat et. Ya cesurluğun konu kastetmiyorum. Benim dediğime al onu, haşa atma kenara, al onu, kullan onu. Onu kullan. Kullan ama o olma. Daha ileri ol. Bas kafama benim. Çık yukarıya. Gölge insanı olma. Takipçi olma. Daha ileriye git. Daha ileri olmanı istiyorum. Beni takip etme. Kullandığı malzemeyi kullan. Daha ileriye git. Ustad beni taklit edin demiyor. Risale-i Nur'u taklit edin. Ben de Nur talebesiyim diyor. Emirdağ 1.48'de. Ve 125. sayfa Emirdağ 1'de. Said de bir Nur talebesidir. Nevzu billah diyor, o sadakatın olsa siz sadakatınızı bozmayacaksınız. Hatırladınız ya. Hep böyle daha iyi olmanızı istiyorum ben ya. Daha bas, benim kullandığım malzemeleri kullan, daha ileriye git. Aynı yapma mesela. Adam bunu nasıl yaptı? Devlet, Alman, şu bu Amerika. Bunu aldığı cihazları alma. O cihazları keşfet, ona bir yenilik yaparak cihazı yeni yap. Daha ilerisin. Bunun yapıldığı cihazı alırsan bunu yaparsın. Daha ilerisine bak. Ama bunu yapan daha ileri gitti adam şimdi. Bu şimdi ne kullanılıyor? Onu yapacağız. Bunlar gerçekten risk alırlar. Büyük zatlar. Ustad mesela risk aldı. Yani hiç yürünmedi bir yol da yürümüş. Müceddittik bu. Seyda demiş. Seyda, Resul, Molla Resul abi var. Hatırada yazıyor. Seyda, ibareye bakıyorum. İbareye bakıyorum. Senin verdiğin manaya bakıyorum. Tutmuyor bunlar. Arap alimleri. Arapça. Mesela bir tanesini söyleyeyim. Üçüncü sözde. Eşheden la ilahe illallah der. Rezak sensin. Hakim sensin. Bir sürü şey sayıyor. Üçüncü sözde. Ya eşheden la ilahe tatki. Mana belli. Ben şehadet ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Rezak sensin. Şafi sensin, Hadi sensin. Ya ne alakası var şimdi? Ustad oradaki lafzullah, Allah ismi cami olduğundan, bütün isimler cami olduğundan onu alıyor, onun içerisindeki isimleri kullanıyor. Molla Resul demiş ya Seyda, ibareye bakıyorum, sana bakıyorum, uymuyor. Sen ustadın dediğini alacaksın. Aynı söz şeyde de var. İmam Ebu Yusuf diyor ki, ben diyor Kur'an'da açık ifade görsem, İmam Azam'ın ona ait bir iştahı söylüyor. Ben İmam Azam'ın içine alırım. Çünkü bir ayete bakarken bütün ayetler muvacesine bakıyor. Bir hadise bakarken bütün hadisler muvacesine bakıyor. Biz bir yere bir yer için bakıyoruz. Evet. Etrafına bir bak bakalım. Kendinden daha kapasiteli insan var mı? Varsa onların varlıklarından güç mü alıyorsun veya diskalife etmek mi istiyorsun onları? Senden daha iyi, merak ettiğin konularda daha iyi etrafında veya duyduğun kişi var mı? Varsa mutlaka vardır. Sen onların diskalifiye etmek, o devre dışı yapmak mı çalışıyorsun veya güç mü alıyorsun? Seni eleştirenlere karşı nasıl davranıyorsun? Seninle hareket edenlerden zayıf olanlara nasıl davranıyorsun? Bunlar seninle hareket etmeye cesaret etmiş cesur insanlar olduğunu biliyor musun? Siru seyri edafikum. Mesnevide geçiyor. Hareket ettiğiniz kişilerle, hareket ettiğin kişilerin, seninle hareket edenlerin en zayıfıyla hareket et. Mesnevide geçiyor. Yani seni eleştirenlere karşı nasıl davranıyorsun? Seninle hareket edenlerin, zayıf olanlara nasıl davranıyorsun? Bunlar seninle hareket etmeye cesaret etmiş cesur insanlar olduğunu biliyor musun? Her şeye rağmen seninle beraber. Seni tercih etmiş. Seni tercih edeni tercih ediyor musun? Diyeceksin Allah Resulü'nün hadisi var. Beni tercih edeni hiçbir şeye tercih etmem. Beni tercih edeni hiçbir şeye tercih etmem. Anlatmıştım o olayı. Sen dünün rahatlığından mısın, dünün rahatlığında mısın, yoksa günün gerçekleri
gerçekleriyle mi berabersin? Sen bugün dünün rahatlığıyla mı övünüyorsun geçmişinle? İşte benim cemaatim, benim abim, benim cemaatim, benim abim, benim cemaatim, benim abim, dün. Ondan mı övünüyorsun? Yoksa günün gerçekleriyle mi hareket ediyoruz? O asıl saadette Peygamberimiz Aleyhisselam'a demişlerdi zındıklar. Bak biz çoğuz. Bak mezardakiler de bizden diyor. Ölüleri gibi bile gösterdi. O Resulullah tekti. Cesur ol. Hakikatin keşfinde cesur gerekiyor, cesaret gerekiyor. Bu burada bir mana buldunsa Risale-i Nur onu reddetmesin tamam. Ama kime rağmen, kime olursa olsun onu göster. Göster ki Risale-i Nur mana mertebesi ortaya çıksın. Kimseye saygısızlık değil. Tam tersine Allah sana ikram etti o manayı. Bir, beğenmemezlik çıkar. İki, Risale-i Nur'da mana mertebesi yoktur demektir. Yani bu budur, bu abim anladığı, Hasan abinin anladığı gibidir. Demek Risale'de mana mertebesinin olmadığını veya Allah'ın sana verdiği manayı beğenmemek gibi çıkar. Yürüyün. Yürüyün, yürütün. Bugünün gerçekleriyle mi yüzleşiyorsun? Yoksa dünün getirmiş olduğu rehavetle beraber misin, tembellikle? Yarının olumsuzluklarına yürümekte olanın dışında B planın var mı? Ve hazır mısın? Mesela bugün hareket ediyoruz. Yarının olumsuzluklarına karşı bir B planın var mı? Yani şu anda bulunduğun konum itibariyle mesela beni dershaneden gönderebilirler. Bir B planım olması lazım. Beni suikaste götürebilirler. B planım olması lazım. Benim yol arkadaşlarımı mağdur etmemem gerekiyor. Ben ölürsem benimle hareket etmek adına gönül vermiş insanlar, gönül insanları ne durumda olacağını hesap ettin mi? Onlara ait tedbir aldın mı? Bak B planım var. Onların mağdur olmaması için, bak mesela ben örnek için adım attım, Darül Envar Vakfı'nı kurdum. Yani vakıfların üzerinde olan bazı yerler vesaire kurumsal bir hale getirildi. Darül Envar, şahıslar değil, kurum. Darül Envar, mülkler de oraya toplanıyor. Vermek isteyen de mülkü, orayı kurumu görüyor. Şahsı görmüyor, hem ihlas oluyor. Darül Envar Vakfı. Bunun için attım, adım attım. Bunun için attım. Yani mağdur olmasınlar benden sonra. Abdullah Yeğin abi Berlin'den nasıl gönderdiler? Abi sen gidip geliyorsun. Yani resmi protokoller şey yapamayız. Bunu söylemekte bir beis yok. Garip garip bakmayın. Ya bu noterden biz resmi işleri takip edelim diye. Sen bir vekalet vermiş. Berlin'deki Matbaa Hizmet Vakfı'nın Kur'an basılı matbaayı adam Yeğin abi Türkiye'ye geldiği zaman tak adam üzerine geçirdi. Olmuyor mu? Oluyor. Tek tük olacak bu. Asıl saadette olmamış mı? Olmuş. Her yerde oluyor. Bir dünyanın en büyük dini cemaati. Milyonları aşmış. Tek tük şeyler olacak. Niye bunlar gündemi? Kardeşim bu artısını da söylüyorum, eksisini de söylüyorum. Ben böyle bir adamım. Cemaatimi böyle olmazsa olmaz, hiçbir nakıslık yok, kusur olmayan bir cemaatim yok benim. Böyle bir şey yok yani. Hiçbir kusuru olmayan bir ustada bağlanmamışım. Ustadımı böyle inanmamışım. Öyle diyor. Zaten bana böyle bakmak hatadır diyor. Ama hiç kusuru olmayan bir peygamberim var. Hiçbir kusuru olmayan bir Allah'ım var. Kusuru olmayan Kur'an'ım var. Ha kusuru olabilir ustadım var. Kusuru yok. Ama olabilir. Ne yapıyorum? Bak onu da gösteriyorum. Ne yaptım bunlardan? Bu tür şeylerden gelecek nesillere bu konuşmalarım girecek. Sırf ile size bakmıyor. Ha bu tür sıkıntılardan aşmak için ey vakıf kurmayanlar, siz vefat ettiğiniz zaman sizin üzerinizdeki tapular, mülkler, akrabanın, kardeşin vesaire, kardeşlerin, yeğenlerinin senin gibi fedakar olup ya abimindi, amcamındı, ya dershanemdir ben şey yapayım diyebileceğine emin misin? Nasıl güveniyoruz? Onun için kurumlara dönüşün. Ben 1978-77'lerin insanıyım.
Hepsini görmüşüm yani onurculukta sıkıntıları. Bak niçin söylüyorum, B planımdan bahsediyorum. Bunlar bilerek yazmışım. Bunları yaşayan bir insan olarak yazmışım. Bir falan yerlerde nakil değil bu. Ne yapmışım? Vakıf kurmuşum. Darul Envar Vakfı arkadaşlarla. Hadi bakalım hepsini geliyor. Üzerine sakin. Ben de dahi. Hadi geçirin bakalım buraya. Hiç kimsenin üzerine bir şey olmayacak. Sakin. Tamam. Ha, şimdi herkes gömlekli. Ya. Şimdi de notere gideceğim. İşte Ramazan olduğu için pek cesaret edemiyorum. Ama bugün, yarın inşallah gideceğim notere. Olur, Türkiye Cumhuriyeti dahil içinde düğün vesaire. Nerede üzerime Hasan'a kara şey varsa noterden şu vakfa devredilecek. Noter dedi ki aklın yerinde olup olmadığını diyor, Bakırköy'e gitmen lazım diyor. Rapor alacaksın. 600 milyon para istiyor şimdi bu noter şey için. 600 lan. Niçin? Ama yapacağım gene. Aklın muhakeme yerinde mi? Vefat edince vasiyet edeceğim, öyle noter olmuyormuş. Bu çok zormuş. Noter bizi havale edecekmiş Bakırköy Akıl Hastanesi'ne. Bu Hasan'ın aklı yerinde mi? Dedim ya, dedim kardeşim ya, aklım eksikse olmaz dedi. Bakıp gülüyor. Tamam. Yapacağım ya. Allah nasip ederse. Niye? Vefat ettikten sonra da her şey dershanenindir. Ama peki bunu niye getiriyorum? B planın var mı? Onun için örnek olsun diye. Hem örnek ama bir yerleri tamir etsin. Böyle bir beldede, bir yerde bir cemaat varsa hemen vakıfa dönüştürün. Seni kimler takdir ve kimler tenkit ediyor? Bu aynalarla da kendini seyredebilirsin. Senin kimler takdir ediyor? Seni kimler tenkit ediyor? Bu da bir aynadır. Tamam mı? Kaç dakika oldu? Bir saat. Bir saat oldu. Güya bunları da okuyacaktık. Bağımlılık okuyacaktık. Sadakat okuyacaktık. Uykuyu okuyacaktık. Uykunun yapısı, psikolojisi. Peki, konumuz başarılı olmak için. Bunları sorgulamamız lazım. Daha çok şey eklenebilir. Ama kendime yazdığım şey. Dolayısıyla bazıları tenkit ediyor bizi. Ondan da çok memnun oluyorum. Çünkü takdir etseler kendimden şüphe ederdim. Bana dediler ki abi falanca hoca seni sitesinde alelen tenkit ediyor. Falanca şahıs ve falanca hoca. Çok meşhur. Bir tanesi de ismini söyleyeyim. Süleymaniye Vakfı'nın şeyi. Neydi o? Suratı ne dehşetli bir görüntüsü varsa Risale-i Nur Usta'da muarız dişe dehşetli. Onun için söylüyorum. Böyle Süleyman Vakfı'nın suratı böyle şeyden çıkmış yani. Neydi onun adı? Abdülaziz Bayındır. Acı sitesine net seni tenkit ediyor. Dedikleri zaman dedim ki o adam beni takdir etseydi zaten imanımdan şüphe ederdi. Nasıl diyorum? Çünkü ses kayıtları da var. Delikanlının birisi soruyor evde sohbet yaparlarken. Sonra televizyona çıktı, kendisi savundu onu. Demiş ki hocam demiş, ben hangi kızla evleneceğimi demiş Allah bilir mi? Allah bilmez dedi. Tövbe estağfurullah. Allah inancı böyle. Sonra televizyona çıkmış. Bunu tabii YouTube'lara sesi düşünce o çocuk yaymış. Bu sefer savunmuş. Savunmuş biliyor musun? Var ya. YouTube'da var ya. Ha. Şimdi bu insan beni takdir etseydi imanımdan şüphe ederdi. Nereye geliyorsa söz budur. Ha, şimdi başarılı olmak için en son sözümüz ne oldu? Seni kimler takdir ediyor, kimle tenkit ediyor? Ve bir insanı görmek istiyorsan kimler var yanında? Kimler takdir ediyor? Kimler tenkit ediyor? Beni F-25'çiler tenkit eder. Eder tabii. Niye? Çünkü yanlışlarını koyuyorum. Bu yanlıştır, bu da doğrudur. Doğru budur, yanlış da budur. Acayip bir şey ya. Peki. Ahir davamın, enilhamdülillahi rabbil alemin, el-Fatiha temassalavat.